Benim 4 kere omzum çıktı. 4 kere omzum çıktı. Aynı yerden çıktı. Sol omzum çıktı. Kol kalkmıyor. Böyle düştü aşağıya. Kol kalkmıyor yukarıya. Kaldıramıyor bu şekilde. Sonrasında şöyle bir bileme saplıyor. Yani bileme saplıyor şöyle. Koltuğumun altına koydum böyle tak diye yukarıya çekti ve kol yata oturdu. O zaman tabii bu mesleği falan yapmıyor. Merhaba sevgili dostlar, ben Önder Karakış, yeni videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere omuz ağrılarından bahsedeceğim. 2-3 gün öncesinde bir omuz ağrısı videosu çektim, hemen oradan troller, yani tabiri caizse troll diyorum ben onlara. Çünkü bir insan meyve vermeye başladığı zaman saldıranlara troll diyoruz. Artık kişiliklere oturmamış, herhangi bir şeyden çakmayan, sadece klavye şeyi yapan, kahramanlığı yapanlar, klavye erkekliği yapan çok kişide sayıda insanımız var, çok sayıda doktorumuz var, çok sayıda fizyoterapistimiz var. Benim yaptığım işte çatal uygulaması var. Omuz ağrısı bölgesine çatal uygulamasını hemen basmışlar küfrü. Sonrasında söylemedikleri kalmamış. Okuduğum okula aldım diplomaya falan filan gibisinden. Ben size şundan bahsediyorum. Benden iyi omuz ağrısını bilen varsa, yani omuz ağrısı çeken varsa çıksın ortaya. Öyle söylüyorum. O bana küfreden sevgili takipçilerime sesleniyorum. Küfreden daha doğrusu o şekilde. Yaşamış olduğum bir problemden bahsedeceğim. Sevgili dostlar, benim sol omuzum 4 kez yerinden çıktı. Yani 4 kez yerinden çıktı. Birincisi plaja gitmiştim. Denize girdiğim süreçte tabii ısınmadan girdik. O zaman gençliğinde vermiş olduğu bir şeyle, bir feyizle yani o şekilde denize girdik. Bir anda böyle kolumu sert bir şekilde ileriye doğru attım ve belli bir zaman sonra şöyle yani o sıcaklıkla hissedemedim. Denize girdiğim zaman o şeyi hissedemedim, o travmayı hissedemedim. Sonrasında denizden çıktıktan sonra bir anda böyle kolumda bir şey hissettim. Yani şöyle bir yokladığım zaman Allah Allah diyorum yani burada kemik yok yani. Şöyle bastırdığım zaman kemik yok. Ne oldu ne oldu falan tabii bilmiyorum yani 16-17 yaşlarındayım. Yaklaşık bir gün boyunca uğraştık. Gezmediğimiz hastane kalmadı. 3-4 tane hastaneye gittik. Tabii yurt dışındaki hastane durumları yani Türkiye gibi değil. Aslında Türkiye sağlık konusunda bayağı bir gelişmiş noktada. O zaman bir hastaneye gittik. Gittiğimiz hastane kalp hastanesiymiş. O gittiğimiz zaman bir tane 5 litrelik şişe verdi sevgili dostlar. Dedi ki bir tane 5 litrelik şişe verdi. Al dedi bu 5 litrelik şişeyi salla. Neyse ben aldım elime şişeyi sallıyorum böyle. Dedi ki o şey yerine girecek. O dedi kol omuz yerine girecek. Sallıyorum böyle sallıyorum 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 bir türlü girmiyor. Yarım saat ben orada bağırdım, çağırdım vesaire bilmem ne. Ondan sonra hastaneye dediler ki bana seni şeye yatıracağız. Ne o? Hastaneye yatıracağız dediler. Yani acile yatırmamız lazım falan. Ya ben de dedim ki kolum çıktı arkadaş. Beni niye acile yatıracaksınız yani? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Neyse Allah'tan işte ben yurt dışında eğitim gördüm. Orada bir teyze vardı Türkçe biliyormuş. Bana dedi ki oğlum sen manyak mısın? Burası kalp hastanesi. Sen dedi burada kolunu takacağım diye sokarlar seni içeriye. Kolunu kopartırlar dedi. Ondan sonra bir hastaneye daha götürdü o şekilde. Orada kolu taktırdık artık kolay bir şekilde. Sonrasında oradaki doktor bana dedi ki ikinci seferde dikkat etmen gerekiyor. Yani bu ikinci çıkışı 3 ve 4 ya da sonrasında çıkarsa dedi yani platin takılması gerekebilir. Luksasyon dediğimiz olayla karşılaştım mı? Çok ciddi omuz ağrılarıyla karşılaştım. Yani öyle bir travma geçiriyorsun sonuçta. Omzunuz yerinden çıkıyor. Bu kemik, humerus kemiği aşağı doğruya düşüyor ve sonrasında yukarıya çıktığı zaman orada bir zaten kasların tansiyonunu had safhaya çıkıyor. Orada bir kaslardaki ne diyeyim sizlere bir stres had safhaya çıkıyor. Ben kendi ağrımı işte sizlere gösterdim. Çatal uygulamasıyla sevgili dostlar ortadan kaldırdım. Yani bu çatal uygulaması neden üstüne duruyorum? Guaşa tekniği deniliyor. Amerika'ya gidin saatine 400-500 dolar para ödüyorsunuz guaşa. Bu strapping tekniği diyorlar. Demirle şeyi kasları kazıma tekniği. Anlatabildim mi? Ben insanlara bunu, ülkemizdeki insanlara, durumu olmayan insanlara bedava gösteriyorum. Yani bir şeyler paylaşmak adına, insanlığa faydalı olmak adına, Allah'ın rızasını kazanmak adına bedava gösteriyorum ve üstüne küfür yiyorum yani şekilde. Yine göstermeye devam edeceğim çünkü eğer zaten birilerinden küfür yiyorsam sürekli, birilerinden işte böyle şey yiyorsam, böyle olumsuz yorum geliyorsa demek ki doğru yoldayım yani. Çünkü çekemeyenler olacaktır illaki. Meyve veren ağaç taşlanır diye bir tane de laf var.
Neyse lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Ben sevgili dostlar bu omuz ağrılarım dediğim gibi çatal uygulamalarıyla, bunun yanı sıra yaptığımız alternatif fizik tedavi uygulamalarıyla ortadan kaldırdım. Yani şu anda hiçbir şekilde yok. Tam olarak tabii ki hareket kısıtlılığım var ama ağrı namına hiçbir şeyim yok. Yani bundan dolayı diz bölgemde de aynı şekilde menisküs problemi yaşamıştım. Onu da bu şekilde ortadan kaldırdım. Size gösterdim. Yani videolarımda ne gösterdiysem size aynı şekilde onu kendime de uyguladım ve Allah'a şükür bu problemi tamamen ortadan kaldırdım. Bundan dolayı size çektiğim videolar çatal uygulamaları, bunun yanı sıra işte fizik tedavi uygulamaları, oraya buraya bastırma uygulamaları, trigger point nokta uygulamaları, işte uygulamaları, bunun yanı sıra işte birçok uygulamayı bu şekilde yani kendimde deneyerek, kendimde faydasını görerek yaptım. Sevgili dostlar, bugün de videomuz böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.